Fatih Altaylı, 22 Aralık 2023, Fatih Altaylı Soruşturma mı, soruşturmama mı? Dilan Polat ve Engin Polat'la özdeşleşen ama aslında suç yoluyla elde edilmiş paranın sosyal medya ve paravan şirketler yoluyla aklanmasına yönelik soruşturma ile ilgili polislerin ve bunu bir dava haline getirmekle görevli savcıların ani bir biçimde görevden alınması toplumdaki güvensizliği bir kez daha körükledi. Milletin büyük bölümünün çok ilgisini çeken ve ülkedeki pisliğin en azından bir bölümünün ortaya çıkıp bir ölçüde de olsa temizlenmesi umudunu yeşerten bu davada böyle bir gelişme olması pek çok kişide bu soruşturma da mı ortadan kaldırılıp suçlular serbest bırakılacak kaygısı doğurdu. Bu kaygı haklıdır ve yersiz de değildir. Genel kanaat bu meselenin çok yukarılara uzanmasından korkulup davayı bir yerde kesmek üzere önlem alındığı yolunda. İşin harcadığı parayla kazandığı para arasında orantısızlık olan bazı popüler isimlere kadar uzanması ihtimali üzerine davanın engellenmeye çalışıldığı iddiası da bazı siyasetçiler tarafından bir olasılık olarak ortaya atılıyor. Ancak bir diğer olasılık da yargıdaki rüşvet iddiaları ve kokuşmuşluk nedeniyle savcıların değiştirildiği iddiası. Söz konusu polis ve savcıların şaibeli işlere bulaştığı ve bu yüzden değişikliğe gidildiğini de iktidara yakın kaynaklar kulaklara fısıldıyor. Bu değişiklikler soruşturma düzgün ilerlesin diye yapıldığı diyor ve adaletin tecellisinde asıl sorunun bu kişilerin yerlerinde kalması halinde ortaya çıkacağını söylüyorlar. Burada vahim olansa her iki iddianın da inandırıcı olması ve herkesin meşrebine göre olan iddiaya inanmayı tercih etmesi. Bana göre ise ekonomisi ve adaleti bu halde olan bir ülkede kara para soruşturmaları çok da derine gitmez. Çünkü dibinden ne çıkacağını kimse bilemez. Siz cemaat okuluna gitmezseniz cemaat sizin okula gelir. Ana muhalefet partisi liderinin ağzından kerpeten ne de olsa Şeyh Said'in hain olduğuna dair birkaç kelime çıkarabildik. Şimdi sıra geldi Milli Eğitimle ilgili fikrini öğrenebilmeye. Milli Eğitim Bakanı Tekin, dini cemaatlerin okullardaki varlığının engellenemeyeceğini, bunu yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Bazı hainler buna gösterilen tepkilere, ne yani okullarda itfaiyecilik bile öğretiliyor, dinin öğretilmesi mi rahatsız ediyor diyerek suyu bulandırmaya çalışıyorlar. Kimsenin okullarda din dersi kaldırılsın falan dediği yok. Okullarda zaten din dersi ve din dersi öğretmenleri var karşı çıkılan karşı çıktığımız tarikatların ve cemaatlerin okullara sokulması ve hiçbir pedagojik formasyonu olmayan hangi eğitimi aldığı belirsiz hatta eğitim alıp almadığı belirsiz bir takım tiplerin okullara sokulması çocuklarımızın tepesine dikilmesi çocuklarını tarikat okullarına yollamayıp modern eğitime gönderenlere inat tarikatların bu okullara sokulması FETÖ'nün cemaat okullarında yetişenlerin memleketi ne hale getirdiği bilindiği halde şimdi tüm okulların cemaat okulu haline getirilmesi. Tepkiler buna. Ben çoğunluğun aksine bakanlar kurulunun en zayıf halkası olarak gördüğüm Milli Eğitim Bakanı'na da kızmıyorum. Bu iş onunla başlamadı. O sadece samimi davranıp durumu itiraf etti. Benim kızdığım muhalefet partileri. Bu konuyla ilgili ağızlarından doğru düzgün tek bir tepki duyamıyoruz. Tüm okulların cemaat okuluna çevrilmesi hakkında ne düşünüyorlar? Cemaatçilerin çocuklarının ve torunlarının haklarını aramasını haklı mı buluyorlar? Yine egzoza atlet mi tıkacaksınız? Tuzla'daki teğmenler tartışması aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği, getirildiği ya da getirilmeye çalışıldığı durumu göstermesi açısından da önemli. Atatürk fotoğrafını yakasına takmak istemeyen ve Atatürk'e hakaret eden bir teğmene diğer teğmenlerin tepki gösterdiği ortaya çıkmış, olayın doğru olduğu kesinleşince Atatürk'e hakaret eden teğmenle birlikte Atatürk'e hakareti engellemeye çalışan teğmenler de cezalandırılmıştı. Ülkenin kurucusuna hala saygı, minnet ve sevgi duyanlar duruma tepki gösterince genelkurmaydan Atatürkçü teğmenlerin yaptığı da doğru değil. Cezayı kendileri vermeye kalkışmışlar. Oysa yapmaları gereken disiplin süreçlerinin işletilmesi için üstlerine haber vermekti açıklaması gelmişti. İlk bakışta haksız da sayılmazlardı. Bir hukuk devletinde ihkakı hak olamazdı. Olmamalıydı. Ancak öğrencilerin savunmalarıyla durumun pek de böyle olmadığı ortaya çıkmaya başladı. Atatürk'e hakaret edilmesini içlerine sindiremeyen teğmenler bu durumu üstlerine bildirdiklerini ama hiç kimsenin bir şey yapmadığını söylemeye başladılar. Aslına bakarsanız bu durum beklenmedik ya da umulmadık bir şey de değil. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün siyasete batırılmaya çalışıldığı artık bir sır değil. Pek çok subaydan siyasetçilerin gidici camileri öğrenip o camide namaza gitmeye çalışan komutanların, kışlalarda örgütlenmeye çalışan cemaat veya tarikatlara göz yuman sorumluların, askerlik değil, dindarlık gösterisi yapan subayların haberleri geliyor aslına bakarsanız bu da beklenmedik bir durum değil. Okullara cemaatleri, tarikatları sokanların, sokmaya çalışanların askeri okulları bunun dışında tutmaları beklenemezdi. Tüm kamu kurumlarını dini örgütlenmelerin oyuncağı yapanların silahlı kuvvetleri de buna dahil etmeyeceklerini düşünmek saçmalık olurdu. Ordunun inançlı olmasından mı rahatsız oluyorsun diyenler olacaktır. Silahlı kuvvetlerdeki bireylerin inançlı olup olmamaları beni hiç ilgilendirmez. Türk ordusunun inanç sorunu zaten hiç olmamıştır. Ama ordu içinde farklı bir hiyerarşiyle bir takım dini grupların örgütlenmesi, Türk silahlı kuvvetlerinin komuta yapısını bozmaları beni çok ilgilendirir. Bence sizi de bu örgütlenmeye göz yumanları da ilgilendirmesi lazım. Çünkü sonra çıkıp bize darbe yapacaklardı diye ağlaşıyor, milletin bizi affetsin diye yalvarıyorsunuz. Darbe girişimlerinden gerçekten şikayetçiyseniz ordu içindeki tarikatları ve cemaatleri engellersiniz. Yok bu darbe girişimleri de aslında hiç fena olmuyor diye düşünüyorsanız o zaman durmak yok yola devam. Nasıl olsa atletle tankları, sapanla F16'ları durdurmayı başarıyorsunuz. Ne zaman insan oluruz? Adalete kayıtsız şartsız güvenebildiğimiz zaman. Fatih Altaylı